Değerli izleyiciler, Lüleburgaz'dayız. Tarla Günü etkinliğindeyiz. Massit firmasının düzenlemiş olduğu bu organizasyonda birbirinden önemli çeşitleri tanıma imkanına erişiyoruz. Adem Bey, şimdi Diyarbakır'daki Tarla Günü etkinliğinde bize mısır için gereken koşulları anlatmıştınız. O tohumun toprakla buluşmasından bu seviyeye ulaşmasına kadar. Agrotempo burada da yine size bilgileri verdi değil burada mi? Burada da her şey Agrotempo ile. Yani bütün gideceğimiz bölgelerde Agrotempo'nun emeği bizim için çok büyüktür. Agrotempo'yu tüm her tarafta kullanıyoruz. Agrotempo daha önce de bahsettiğimiz gibi dijital bir uygulamamız bizim. Bütün her bölgede ekim erken ekim döneminden ya da doğru zamanda ekim döneminden doğru zamanda hasata kadar arada çiftçinin ihtiyacı olan bütün her şeyi tamamladığı bir sistem. Evet, gözümüz gibi bakıyoruz ona, değil mi? Geliştiriyoruz. Kesinlikle. Şimdi onu takip ediyoruz. Onun dediği dataları alıyoruz. Onunla beraber onu da modifiye ediyoruz açıkçası. Çünkü dünya değişiyor her gün. Onun da daha güncel halini bu yılın sonunda çiftçilerimize sunmuş olacağız. Massit'i konuşalım. Kimdir Massit? Çiftçiye ne gibi hizmetler sunuyor? Bundan sonraki süreçte neler planlanıyor? Bize anlatır mısınız? Massit 80 yıl önce 8000 çiftçinin kurduğu bir çiftçi kooperatifi ve bizim en büyük gücümüz bu. Çünkü ilk önce ürettiğimiz ürünleri onlara denetiyoruz. Onları da görüyoruz ki onların onayından geçmediği müddetçe bizim satış yapma gibi bir şansımız yok. Ve bu bizim en büyük gücümüz, en büyük avantajımız. Massit dünyadaki büyük ıslahçı şirketlerden bir tanesi ve Avrupa'nın en büyük tohumluk üretici firması. 300'den fazla hibritimiz var ve mısır konusuna baktığımızda FAO 100'den FAO 800'e Kanada'dan Nijerya'ya kadar ektirebildiğimiz mısırlarımız, her kategoride ayçiçeklerimiz, tüm kategorilerde kanolalarımız, yoncalarımız, bütün dormansı gruplarında yoncalarımız var. Bir çiftçinin ekmek istediği tarla bitkilerinin tamamını bizden sağlayabilir. Evet. Ve bir o kadar da verim alma anlamında da çiftçiye avantaj sağlayan türleriniz var. Kesinlikle. Değil mi? Ki onları da konuşmuştuk zaten. Evet. Yani en büyük gücümüz ıslahçı şirket olmamız. Evet. Kendi ıslahımızı kendimiz yaptığımız için, kendi çeşitlerimizi kendimiz geliştirdiğimiz için bölge adaptasyonlarını çok istediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz. Çünkü çeşitlilik bizim. Burada buraya özgü bir çeşit de geliştirebiliyoruz. İç Anadolu'ya özgü de ya da ne bileyim Karadeniz'e özgü de. Ama bu bizim ıslahçı gücümüzden gelen bir durum. Evet, ne kadar güzel. Bahsettiğiniz gibi bizim patronumuz çiftçimiz dediniz. Büyük bir çiftçi ailesiyiz ve o aileye her gün yeni çiftçiler dahil oluyor. Kesinlikle. Siz de o çiftçiyi kalkındırmak için mücadelenizi sürdürüyorsunuz. Kesinlikle. Firmanın Türk tarımına bakışı nasıl? Türkiye'de nasıl bir konumlanma hedefliyor? Biz yaklaşık 12 yıldır kendi yapılanmamızı ülkede kurmuş pozisyondayız. Ve 12 yılda stratejilerimizin doğruluğundan ne kadar büyüdüğümüzü görebiliyoruz. Hani her yıl %100, %200 büyümelerle devam ediyoruz. Türk tarımında nelerin eksik olduğunu çok iyi biliyoruz. Hem çiftçi bazında, hem firmalar bazında, hem bayiler bazında. Ve bunlarla ilgili çeşitli seminerler, çeşitli eğitimler vererek ilerliyoruz. Ki tarımın çok daha doğru ve çok daha karlı bir şekilde yürütülebilmesi için.
Evet. Burada zaten hep söylediğiniz bir kavram var. Bizim patronumuz çiftçiler. Kesinlikle hesabı onlara veriyoruz günün sonunda. Yani yanlış yaptığımız herhangi bir şeyde hesap soruyorlar bize. Evet. O yüzden doğru bir şey yapmalıyız, doğru yönetmeliyiz işi. Ne kadar güzel. Burada yani çiftçi oldu. Biz burada ilk önce kendi ekip arkadaşlarımızdan başlıyoruz. İlk önce onlara ayçiçeği nedir, çeşitlerimiz nedir? Ya da misyonumuz, vizyonumuz nedir? Bu yıl başında yaklaşık 5 gün sadece misyon, vizyon toplantısıyla geçirdik ki arkadaşlarımız bunu anlasın, etik değerlerimizi bilsin ve ona göre çiftçilere hitap etsinler. Ha, ne kadar güzel. Şimdi tabii ana öznemiz çiftçi ve bütün enerjimizi çiftçi için harcıyoruz ve buradan da şöyle bir sonuç çıkıyor. Siz aslında Türk tarımı için mücadele ediyorsunuz. Kesinlikle. Beraberinde. Bu sektörün herkes paydaşı. Siz işin tohum kısmındasınız, çiftçi üretim kısmında, işte bakanlık yönetim kısmında ve böylece herkes ülkeye bir katma değer sağlıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Hedefimiz o. Doğru ürünü doğru kişiyle buluşturup, doğru toprakla buluşturup çiftçilerin maksimum kazanç sağlaması. Çünkü çiftçi olmazsa hiçbirimiz olmayacağız. Doğru. Ki zaten pandemiyle gıdanın ne kadar önemli olduğuna hepimiz şahit olduk artık. Herkes biliyor ve ülkeler yeni stratejiler geliştiriyor ve o stratejinin temelinde tarım oluşturuyor. Tarım oluşturuyor. Kesinlikle en temel konu. Üretim Müdürü Turgut Altuntaş'la birlikteyiz değerli izleyiciler. Firmanın üretim alanında yapmış olduğu çalışmaların detaylarını dinleyeceğiz. Turgut Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, Massits olarak hangi alanlarda ağırlıklı olarak çalışmalarınız var? Bize anlatır mısınız lütfen? Tabii ki. Şöyle ki biz Massits olarak bir kere öncelikle şunu söylemem gerekirse eğer, biz Avrupa'nın en büyük tohum üretici firmasıyız. Bu ne demektir? Bizim yaklaşık olarak Avrupa'da 25 bin hektar kadar bir üretim alanımız mevcuttur. Bu 25 bin hektar 350 çeşitten oluşmaktadır. Ve aynı zamanda üretim alanlarımız Fransa, İspanya, Orta Avrupa, Rusya, Ukrayna ve Türkiye olmak üzere globalde üretim yaptığımız ülkeler bu şekildedir, bölgeler bu şekildedir. Türkiye'ye biz 2009 yılında giriş yaptık. 2014 yılında kendi üretimimize başladık. Doğrudan kendi birebir çiftçiyle üretimimize başladık. 2014'ten şu anki 2021'e kadar yaklaşık olarak 5 kat üretim alanlarımızı arttırdık. Bunun üretim alanlarımızın arttırmamızın nedenlerinden bir tanesi tohumlarımızın kalitesi ve çiftçilerimizin tercihidir. Ürünlerimizin kalitesi sayesinde üretim miktarlarımızı arttırdık biz. Üretim alanlarımızı arttırdık biz. Rusya'da ve Ukrayna'da bizim ürünlerimizin tercih edilmesi özellikle tamamen bölgemizin, Türkiye'de üretim alanlarımızın, üretim bölgelerimizin daha doğrusu iklimsel koşullar ve hastalık ve zararlıların o bölgelere göre daha az olması, erken dönemde ürünlerimizin çıkartmış olmamız bize bir avantaj sağlıyor. Bu da o bölgelerde bizim ürünlerimizin daha çok tercih edilmesine neden olmaktadır. Aynı şekilde Türkiye'de de Türk çiftçilerimiz de bizim ürünlerimizin kalitesini beğendiğinden dolayı bölgede ürünlerimizin tercihleri daha da artmakta. Bu da sonuç olarak üretim alanlarımızın artmasına neden oluyor.
Peki Turgut Bey, şimdi tabii üretim önemlidir ve bunun sürdürülebilirliği de önemlidir. Bu anlamda da bir standart yakalayıp bu standardı her zaman korumak gerekir işin üretim biriminde olanlara ait. Şimdi siz firma olarak bunu nasıl koruyorsunuz? Çünkü talep artışı oluyor. O talebi karşılayabilecek miyiz? Bunun planlamaları ya da stratejiler nasıl belirleniyor? Bu şekilde nasıl bir yol haritası izliyorsunuz? Biz özellikle roadmap dediğimiz yol haritalarımızı belirliyoruz. Bu roadmaplerimiz bizim her ülkede yapılıp ve 5 yıllık planlar doğrultusunda devam ediyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. 2021 yılındayız. Biz 2025 yılında ne kadar bir üretim kapasitesine üretim yapacağımızı biz tahmin edebiliyoruz şu anki koşullarda. Bununla beraber olarak bizim şöyle bir avantajımız daha var. Bölgemizde bölgemizdeki hava şartlarının hava şartlarının olumlu yönlerini bildiğimizden dolayı diğer bölgelere göre tercih edilmemiz bir tık daha öne çıkıyor. Bu bize bir avantaj sağlıyor. Evet. Biz dediğim gibi sezona başlamadan önce yol haritamızı çiziyoruz. Hangi bölgede ne kadar üretim yapacağımız ve bu yapacağımız üretimden ne kadar bir ürün beklediğimiz, buna istinaden de ne kadar pazara ürün sunacağımızı biliyoruz. Peki o ürünlerdeki kaliteyi korumak da aslında önemlidir. Ürünü ortaya çıkartabilmek kadar. Buna dair hangi adımları yapıyorsunuz? Çünkü sizinle daha önce yaptığımız sohbette Türkiye standartlarının 2-3 puan üstündeyiz demiştiniz. Ve anladığım kadarıyla bu durum sürekli artarak devam ediyor. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Bizim üretim departmanı olarak belirlediğimiz bazı kalite kriterleri vardır. Bu kalite kriterleri bizim kırmızı çizgimizdir. Kesinlikle bundan ödün veremeyiz. Bundan ödün vermemiz demek çiftçimiz tarafından bir hoşnutsuzluk olacağını bildiğimiz için bu kırmızı çizgilerimizi korumak zorundayız. Şöyle örnek vereyim. Türkiye'de bizim Türkiye sertifikasyon sistemine uyaraktan ürettiğimiz ürünü şöyle söyleyeyim, ayçiçeğinde %85 çimlenme isteniliyorsa bizim kalite kriterimiz %87'dir. Bu ne demektir? Biz %87'nin altında olan bir tohum sertifikalandırabilsek bile hukuki anlamda, yani prosedür anlamda biz MassSeeds olarak bunu kesinlikle ve kesinlikle torbaya koymuyoruz. Evet. Bu bizim bir kırmızı çizgimizdir örnek verecek olursam. 1000 tane ağırlığına girecek olursak da, yani ürünün fiziksel, tohumun fiziksel kalitesi anlamında baktığımızda da biz ayçiçeğinde 1000 tane ağırlığı 55 gram, mısırda da 220 gramın altında hiçbir tohumu pakete koymuyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Çok kısa bundan bahsetmem lütfen gerekirse. Biz fabrikasyon, hasat sonrasında fabrikasyon işlemlerimizde her proses arası birer numune alıyoruz. Bu birer numuneyi biz ikiye bölüp yarısını yurt dışındaki laboratuvarlarımıza, yarısını da Türkiye'deki laboratuvarımızda check ediyoruz, kontrol ediyoruz. Bunun çimlenme ve genetik safiyetlerini. Eğer bu iki sonuç birbiriyle aynıysa bir sonraki prosese devam ediyoruz. Tabii ki aynıysadan kastım olumlu anlamda. Evet. Yani onu geçtiyse, standartı geçtiyse, istediğimiz kriteri geçtiyse bir sonraki prosese devam ediyoruz. Fakat burada şöyle bir önemli bir nokta var. Bu iki sonucun bir tanesi bile sıkıntılı bir durum yaratıyorsa eğer, kesinlikle ve kesinlikle bir sonraki prosese geçmeyiz ve biz buradaki sıkıntıyı araştırırız ve bunu buluruz. Ona istinaden ona göre yolumuza devam ederiz. Bu bizim için uyguladığımız, kaliteyle ilgili uyguladığımız proseslerden bir tanesi. Yani sıfır hata diyebiliriz, değil mi? Sıfır hata. Sıfır hata diyebiliriz. Sıfır hataya, yani sıfır hata tabii ki hiçbir tabii şey mümkün değildir. Yani mümkün bir %1 sapma payı vardır tabii onun ki, ama mümkün mertebe, yani şu genetik safiyetten de örnek verecek olursam mesela bu çok önemlidir. Bir ticari tarlaya girdiğiniz zaman herhangi bir tip dışı bizim çeşitlerimizde göremezsiniz. Çünkü biz %99 genetik safiyet olmasını isteriz. Evet. Yani
tarladaki hibrit tohumluk üretimlerimizin ayçiçeğinde özellikle %99 isteriz. Bu çok büyük bir rakamdır aslında. Çok büyük bir yüksek bir orandır aslında. Ama Türkiye standartlarında bu törele edile bir iki puan altında olması törele edilebilir bir durumdur belki, ama biz de dediğim gibi birazcık daha standartlarımız yüksek olduğu için kaliteden kesinlikle ödün vermiyoruz ve çiftçimize şunu söylemek istiyorum. Güven, bizim tohumlarımıza tamamen güvenip tohumlarımızı tercih edebilirler. Evet, çok teşekkür ediyoruz size Turgut Bey. Bu konuda bizleri aydınlattığınız için. Konuğumuz Turgut Bey'di. Kendisinden üretimin farklı aşamalarına dair bilgileri dinledik. Farklı konuklarla Tarla Günümüz devam ediyor. Değerli izleyiciler, şimdi de Mahsits Marmara Bölge Sorumlusu Türker Bulut'la birlikteyiz. Türker Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Taner Bey, sizler de hoş geldiniz. Bugün Trakya topraklarındayız. Trakya toprakları derken tam olarak Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesindeyiz. Ve merkez köylerimizden Umurca Köyü'ndeyiz. Umurca Köyü'nde bugünkü programımızda sizlere MAS92 CP çeşitimizin, sizlerin de bildiği üzere bölgemizde çok yoğun ekiliş alanlarına sahip olan çeşitimizin tanıtımlarını gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar bizleri duymayanlarla, açıkçası bizleri duymaları için de çeşitlerimizin tanıtımlarını gerçekleştirmek için Taner Beylerle buluştuk. Ben kısaca çeşitimizi bize sizlere çeşidi, evet, anlatın. Tanıtmak nedir isterim. Nedir özelliği? Bölgeye uyum koşulları nasıldır? Tabii ki Taner Bey. Ediyoruz. Tabii ki. Öncelikle MAS92 CP çeşitimiz Clearfit Plus teknolojisine sahip olan bir ayçiçeği çeşitimizdir öncelikle. Ve bu çeşitimizde Clearfit Plus sayesinde yabancı ot kontrolünü ve popülasyonunu en aza indirmek adına Clearfit Plus teknolojisine sahip olan çeşitimiz MAS92 CP'dir. MAS92 CP özelliklerine gelecek olursak da bizler firma olarak ıslah çalışmalarımızda en çok mildiyonun üzerinde durarız. Mildiyo bakımından RM9 ırkına kadar, yani bilinen tüm mildiyo ırklarına, bugün sadece Türkiye'de değil Avrupa'da ve dünyada bilinen tüm mildiyo ırklarına tam dayanım sunarak çeşitlerimizi piyasaya sürmekteyiz. Tam olarak MAS92 CP çeşitimizde bu bahsetmiş olduğum RM9 ırkını sahip olan bir çeşitimizdir. Ardından çeşitimiz orta geçici olum grubunda bulunur ve çeşitimizle alakalı çok güçlü kök ve gövde yapısına sahip olan bir çeşitimizdir MAS92 CP çeşitimiz. Bölge adaptasyonu çok yüksek. Evet. Trakya'nın şu an belki de her köyünde varız. Her köyünde MAS92 CP çiftçilerimizle buluştu. Bu nedenle de sonuçlarımız zaten geçtiğimiz yıllarda da çok çok iyi giderken bu yılda katlanarak devam etmekteyiz. Gelecek yıllara daha iyi, daha yükselerek devam etme trendinde olacağımızı düşünüyoruz çeşitimizde. Evet. Türker Bey, bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi tabii çeşidi anlatmaya devam edeceğiz ama ben şöyle araziye baktığımda böyle çatlaklar görüyorum. Dikkatimi çekti. Bilmeyenler için niye böyle? Bunun özelliği nedir? Anlatır mısınız bize? Tabii ki bu konuyla ilgili ben de aslında sizlere bahsetmek istiyorum. Ortak fikrimiz oldu. Bu yıl Trakya yaklaşık 20 gün öncesine kadar çok güzel bir hava ikliminde seyrediyordu. Fakat son 20 gündür olağanüstü sıcaklıklardan dolayı, takdir edersiniz ki buna küresel sıcaklık da diyebiliriz. Doğru. Ülke bazında da bunu şu an yaşıyoruz. Tam bu topraklarda, yani görmüş olduğunuz, evet, şu yarık ve çatlaklarda biz tarım yapmaya çalışıyoruz. Ve bizim şirket anlayışımız çiftçilerimize minimum streslerle maksimum verimi vermek amaçlıdır. O nedenle de sizlere tüm toprak tiplerine uyumlu, tüm arazi koşullarına uyumlu çeşitlerle geliyoruz. Çiftçilerimize en iyisini sunmak için, en iyi verimi ve en kaliteli sonuçlar almak için görmüş olduğunuz şartlarda tarım yapmaya çalışıyoruz. Evet. Tam olarak iklimsel bazdan kaynaklanan bir yarıklar ve çatlaklar bulunmakta. Çeşitimizin diğer özelliği, az önce de bahsettiğim, toprak seçiciliği olmayan, tüm toprak tiplerine uyumlu, aynı zamanda kuruda ektiğimiz gibi sulamalı tarımda da kullanabileceğimiz çeşitimizdir MAS92 CP. Evet. Gayet ciddi sonuçlar aldığımız, her yılda düzenli bir şekilde devamını getirdiğimiz çeşitimiz. Onun dışında size biz çeşitimizin
tabla duruşundan bahsedebiliriz. Evet, biraz onu da anlatın bize tabii lütfen. Tabii ki. Dikkat ederseniz çeşitimiz şu an tabii ki kuruma eğilimine geçmekte. Çiçek evet. dökümü bitti. Dane doldurma dönemi. Bu dönemde bizim çeşitimiz vejetatif aksam olarak her zaman yeşilini korumaktadır. Yaprak yağlarımız geniştir. Bu nedenle de fotosentezi artırırız bu çalışmalarımızda ve sürekli bitkinin kendi hasatına kadar kendi korumasını sağlarız. Evet. Dikkat ederseniz gövde yapımız ve kafa duruşumuz tam boyundan dediğimiz ya da tam gövdenin en üst noktasından tabla eğimimiz olduğundan dolayı evet. Güneş yanıklığı ve kuş zararına karşılıkta çiftçilerimizi korumaktayız bir nevi. Şirketimiz aslında bunların yanında bunlar ne kadar önemliyse birkaç hastalıktan bahsedeceğim size. Sclerantina, Phomopsis ya da Verticillium demiş olduğumuz fungal hastalıklarla ilgili. Şirketimizin Heliosamart dediğimiz bir teknolojisi bulunmakta. Bu hastalıkları kapsayan ve buna uyumlu çeşitler meydana getiren ıslahçılarımızın desteğiyle üretilmiştir MAS92 CHP'mizde. Evet. Bunları aktarabilirim. Evet, anladığım kadarıyla üretim aşamasında yani orada çalışan mühendisler olsun, diğer işte ekip arkadaşları olsun hep şunu göz önüne alıyor. Hastalık olursa bu ürün ne kadar dayanabilir ya da biz bunun dayanıklılığını hastalığa karşı nasıl arttırabiliriz? Nasıl çiftçimize en az masrafla en yüksek verimi almasını sağlarız? Bunun için mücadele kesinlikle. Ediyorlar. Kesinlikle. Değişen bu iklim şartlarında az önce de bahsettiğim gibi en iyisini sunmak adına çalışmamız var. Bizler için verim çok önemli, evet. Fakat kalite değerlerimiz de bir o kadar önemli. Bunu üretim alanımızda da yaşıyoruz, üretim mühendislerimizle. Evet. Bizler sahada satış pazarlama teknik ekibi olarak da aynı amaçla çalışırız. Çiftçilerimize en kaliteli, en iyi sunmak adına. Onun dışında yüksek kuraklık toleransımız olan bir çeşitimiz. Takdir edersiniz iklimden evet. bahsettik. Yüksek kuraklık toleransı olduğundan dolayı da zaten çeşitimizi görüyorsunuz. Tablo duruşu pozisyonu olarak çok çok iyi durumdadır. Ki gayet de dolu bir şekilde hem de hani içinde bir boşluk yok dediğiniz kesinlikle, gibi. Kesinlikle. Tane dolgunluğu da fazla. Kesinlikle. Şunu da sormak istiyorum Buyurun. Size Türker Bey. Şimdi bazen özellikle çiftçiler benimle de paylaşıyor. Ya diyorlar biz işte tohumu aldık ama hiçbir şekilde aldığımız firma bizimle ilgilenmedi. Ya işte nasıl ekeceğim, ne zaman su vermem lazım. Tamam çiftçiler biliyor ama en azından diyor bizi bir yönlendirseler biz de ona göre işi doğru yapmış oluruz şeklinde soruları var. Sizin Mass Seeds olarak böyle bir hizmetiniz var mı? Yani tohumu sattıktan sonra bütün bağ kesiliyor mu yoksa hasada kadar devam mı ediyor? Mass Seeds olarak bizim aslında şablonlarımız içerisinde en önemli şey sadece satış değildir. Satıştan yani toprağın toprağa girdiği süreçten hasata kadar ki olan sürece kadar biz çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Şirketimiz bununla ilgili zaten anlık pandemi şartlarında bile dijital ortamlar sunmuştur bizlere. Agrotempo demiş olduğumuz uygulama evet. sayesinde gittiğimiz her lokasyondan alacağımız tek bir konum ile evimizde bile otururken, çayımızı bile yudumlarken biz çiftçimizin o an toprak şartlarında neye ihtiyacı olduğunu, hangi dönemde sulama yapması gerektiğini, hangi dönemde neyle karşılaşacağını önden bilgiler sunarak bunu rahatlıkla çözümlüyoruz. Ki amacımız sadece tohum satmak değil, çiftçilerimizle birlikte bu ortamda, sizlerle olduğumuz evet. bu ortamda nefes alabilmek. Onlarla bu süreci birlikte gözetleyebilmek. Bunlar olmadığı sürece biz çiftçilerimize verimli ya da onlara güzel şeyler sunacağımızı düşünmüyoruz. Bizim şirket anlayışımız kesinlikle çiftçilerimizle birlikte her an yayın olmak. Bunun da en önemli özelliği şudur aslında. Mass Seeds 80 yıl önce 8000 çiftçiyle kurulan bir firma. Doğru. Bizlerin patronları da zaten çiftçi olduğu için biz çiftçilerimizle her an yan yanayız. Evet. Mass 92 CHP çeşitime tekrardan gelecek olursak da genel özelliklerinden bahsettik sizlere. Sulamalı tarımda da rahatlıkla kullanılabileceğinden bahsettik. Tabla duruşu pozisyonundan bahsettik ve sürekli trendi artacak bir çeşitimiz olarak evet, görüyoruz 92. Çiftçi gönül rahatlığıyla alabilir. İstediği her türlü ortamda doğru yapmak koşuluyla bu tohumu ekip sonrasında hasat zamanında keyfini sürebilir kesinlikle. Diyebiliriz. Kesinlikle. Mükemmel bir verim potansiyeliyle, yüksek yağ içeriğiyle hasatlar kaçınılmazdır. Evet. Ne diyelim şimdiden iyi hasatlar olsun inşallah hasat zamanında meyvelerini toplar. İyi de bir fiyata satarsa ayçiçeğini kesinlikle. Tadından yenmeyecektir. Kesinlikle. Çok teşekkür Peki, ederiz. Biz de size bizlerde. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, Türker Bey ile de yine MAS92 CF çeşidinin detaylarını konuştuk. Bölgeyi bize anlattı kendisi ki Marmara bölgesindeki çiftçilerle sürekli irtibat halinde. Detayları kendisinden dinledik. Devam ediyor programımız.
Şu an içinde bulunduğumuz tarlada denenen çeşit MAS 87 IR ve bu çeşidin detaylarını da bize satış müdürü Adem Bey anlatacak. Adem Yavuz. Adem Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Diyarbakır'da mısır tarlasının içinde. Evet. Lüleburgaz'da ayçiçeği tarlasının içinde. Siz de bizimle beraber. Çok teşekkür ediyoruz emekleriniz için. Sizin de yine emekleriniz için biz teşekkür ediyoruz. Çünkü hakikaten fedakarca işinizi severek yaptığınızı da çok net zaten gösteriyor. Tarlanın içindesiniz, mısırların arasında, ayçiçeklerin arasındasınız. Bunca zorluğa rağmen yılmadan çiftçi için mücadele. Çiftçilerimizin daha iyi sonuçlar alabilmesi için uğraşıyoruz. Evet. Ve onun için geliştirdiğimiz, yaklaşık 7 yıl önce geliştirdiğimiz bir çeşidin içindeyiz şu an. MAS 87 IR Clearfield teknolojisiyle geliştirilmiş, üretilmiş bir çeşit. Orta erkenci olum grubunda yer almaktadır. Aynı zamanda sulu ekim koşullarında da çiftçilerimize tavsiye ettiğimiz bir çeşidimiz. Gördüğünüz gibi boyu yaklaşık 1.70 civarında bir boylanması var. Tablası oldukça bombeli ve konveks yapıda dediğimiz bir tabla. Tabla doldurması çok iyi. Çeşitli stres koşullarına rağmen müthiş bir şekilde tabla doldurmuş bir çeşidimiz. 1000 tane ağırlığı da ortalama 50-55 gram gelen bir çeşit. Ayçiçeklerimizde temel konu bizim fix şeyimiz mildiyo. Ayçiçeğinde başa çıkamadığımız tek şey mildiyo hastalığı. Hastalık, doğru. Eğer çeşidiniz mildiyoya karşı dayanıklı değilse sizin yapacak hiçbir şeyiniz yok, o tarlayı bozarsınız. Bizim Mayzador Massit olarak bir felsefemiz HelioSmart ya da bir teknolojimiz HelioSmart. Hem Vertusilium'a hem Mildiyo'ya hem de sklerantin hastalığına karşı bizim tüm hibritlerimiz, tüm ayçiçeği hibritlerimiz klasik olarak dayanımlıdır. Mildiyo'da biz çok dayanımlıyız. Hatta iddia edebiliriz ki belki dünyanın en iyilerinden bir tanesiyiz. Çünkü bizim mildiyo genimiz, dayanıklılık genimiz hem ana attan hem baba attan geliyor. Ve bu da bizim dayanıklılığımızı maksimum düzeye çıkarıyor. Şu an dünyada bilinen tüm mildiyo ırklarına dayanıklı bir çeşidin içindeyiz. Evet, bu da aslında üreticiye bir avantaj sağlıyor. Çünkü en çok sıkıntı yaşadığı konu hastalıklar. Mücadele etmek için ekstra bir masraf yapması gerekiyor. Belki mücadele edemiyor, belki geç kalıyor ama sizin MAS 87 IR çeşidi bunu tamamen ortadan kaldırmış. Bunu tamamen, MAS Seeds'in bütün ayçiçeği çeşitleri bunu tamamen ortadan kaldırmış pozisyonda. HelioSmart dediğimiz teknoloji bizde base'dir, hani sabittir. Bütün ürünlerde bütün ayçiçeği çeşitlerimizde o vardır. Onun üzerine Clearfield teknolojisi, Plus teknolojisi ya da sülfo grubu dediğimiz teknolojiler ya da düz çeşitler. Ama standart olan HelioSmart'tır ve bizim bu 3 hastalığa karşı çiftçilerimize bir garantimiz vardır. Bu 3 hastalık olmayacak. Dediğim gibi MAS 87 IR çeşitimiz de orta erkenci grupta bir çeşit. Ortalama 45-50 civarında yağ olan ideal ekim şartlarında ve 1000 tane ağırlığı da 50-55 gram gelen bir çeşidimiz. Adem Bey, şimdi bize biraz daha ayçiçeğini anlatır mısınız? Topraktan işte filiz vermesine tutun da büyümesine, hasadına kadar geçen sürede neler geçiriyor? Ayçiçeğindeki en temel konu günümüz koşullarında özellikle erken ekmek. Doğru zamanda erken ekmek. Çünkü yaz yağmurlarımız bitti. Tamamen ilkbaharın son yağmurları var ve bitkiyi o dönem ne kadar gelişkin bir boyutta o yağmurlarla buluşturursak çiftçilerimizin maksimum verim almasını sağlayacağız. Ve üretim departmanımız sağ olsun müthiş kalitede tohumlar üretiyorlar ve biz sürme gücü, çimlenme gücümüze o kadar çok güveniyoruz ki toprak ısındığı an ekim yaptırabiliyoruz. Çünkü erken ekimin en büyük dezavantajı çimlenmede problem yaşayabilirsiniz. İkincisi mildiyo konusunda çok ciddi problem yaşarsınız. Bizim bunlarla ilgili bir sıkıntımız olmadığı için toprağın uygun olduğu ilk an, Agrotempo programından destek alarak toprağın uygun olduğu ilk an ekim yaptırıyoruz. Ve görüyorsunuz işte tarlada da hani stabil bir şekilde alt yapraklardan üste doğru artık generatif olum dönemi bitiyor. Yaklaşık 15 gün sonra da buralarda hasatımıza başlayacağız. Tarım olmazsa olmaz ve MAS 87 IR çeşitimiz de tüm Türkiye'de tavsiye ediyorum. Yüksek verimlilik, yüksek yağ oranı, yüksek adaptasyon kabiliyeti ve yabancı otla mücadelede çok kolay olan bir teknoloji Clearfield teknolojisine sahip olması ülkemizin tamamında çiftçilerimizin hizmetine sunuyoruz. Evet, şöyle bir ilave de yapalım. 6 stratejik ürün belirlendi. Onlardan biri de ayçiçeği. Geçen yıl ne kadar değerlendi? Türkiye'de stoklar yetmedi, ithal edildi. Dünyada keza aynı şekilde ve bu yıl da yine aynı şekilde çok değerli olacağı konuşuluyor zaten. Böylesine önemli bir ürünü de doğru şekilde üretmek kesinlikle kazançlı olacaktır. Evet.
Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür Adem ediyorum. Bey. Çok sağ olun. Emeklerinize sağlık diyorum. Sizlerin de emeklerinize sağlık. Yine çok güzel bir organizasyon bu arada. Bunu da paylaşmadan geçemeyeceğim. Çok tıpkı Diyarbakır'da olduğu gibi Lüleburgaz'da da çok keyifli vakit geçiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin emeğinize sağlık. Çok sağ olun. Tamam. Değerli izleyiciler, konuğumuz Adem Bey'di. Kendisiyle MAS 87 IR'nin detaylarını konuştuk. Her bölgeye adapte olduğunu anlattı. Sohbetlerimiz devam edecek tarlamızdan. Değerli izleyiciler, Tarla Günü etkinliği tüm hızıyla devam ediyor. Lüleburgaz'dayız. Bu kez de farklı bir tarladayız. Yeni bir çeşidi Türker Bey'den dinleyeceğiz. Anlatın bize Türker Bey lütfen. Tabii ki. Tekrardan hoş geldiniz diyorum Taner Bey. MAS 880 SU çeşidimiz Grand Star Harpsi teknolojisine sahip olan çeşidimizdir. Orta geçi olum grubundadır çeşitimiz ve aynı zamanda Trakya topraklarında ve tüm Türkiye'de orobanj dediğimiz yabancı ot problemine karşılık orobanjın orojiy seviyesinde olan çeşitimizdir. Bizler firma olarak, Midyo dayanımı olarak MAS 880 SU çeşitimizde RM9 ırkına kadar şu an bilinen tüm ırklara tam dayanımlı çeşitimizdir. Aynı zamanda MAS 880 SU çeşitimizde güçlü kök ve gövde yapısına sahibiz. Ve siz de gördüğünüz üzere tablo yapımız konvex yarı eğik dediğimiz şekildedir. Ve aynı zamanda döllenme potansiyeli tablanın çok çok yüksektir bu çeşitimizde. MAS 880 SU çeşitimiz RM9 ırkına kadar tam dayanımlı dedik. Bu sayede Trakya şartlarında ve tüm Türkiye'de erken ekim imkanı sağlar bizlere. Güvenle erken ekim imkanı sağladığı için de çeşitimiz orobanjin, mildiyonun, tüm ırkların olduğu yerlerde çiftçilerimizin rahatla güvenli bir şekilde ekimi imkanı sunmaktadır çeşitimiz aynı şekilde. İklim koşulları değiştiği için de çeşitimizin yüksek kuraklık toleransı bulunduğundan dolayı bizler çok fazla etkilenmeden sezonumuzu tamamlamış oluyoruz. Çeşitimizin bölge adaptasyonlarında yüksek verimi ve yüksek yağ içeriğine sahip olduğunu biliyoruz. Trakya şartlarında gün geçtikçe çeşitimizin isminin, sesinin daha fazla yükseleceğine gönülden inanıyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi orobanjin ve mildiyonun en yoğun olduğu bölgelerde bile biz güvenle ekilmesini çiftçilerimize tavsiye ediyoruz çeşitimizle alakalı. Evet, bu çeşitte görünen o ki bölge topraklarında önümüzdeki süreçte de yine fazlasıyla tercih edilecek bir tür, tıpkı diğer türlerde olduğu gibi. Kesinlikle, kesinlikle. Değerli izleyiciler, şimdi de yanımızda bölge distribütörü ve aynı zamanda bölgede çiftçilik yapan bir isim Melih Baldırlı var. Melih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok iyi bir şekilde ağırlıyorsunuz bize. Buralar çok güzel, önce onu söyleyeyim. Kesinlikle ayrı bir havası kesinlikle var. Kesinlikle öyle. Siz hem çiftçilik yapıyorsunuz hem de MAS-SEEDS'in bölge distribütörü olarak faaliyetlerinize devam ediyorsunuz. Evet, önce doğru. Çiftçilik kısmını sorayım istiyorum ben. Niçin bu çeşidi seçtiniz? Size geri dönüşleri nasıl oldu? Şimdi biz Maysador'la tanışıklığımız 2016 yılına dayanıyor. 2016 yılından beri Maysador'un çeşitlerini tarlalarımda ekmekteyim, değerlendirmekteyim. Neden seçiyorum? Bunun başlıca sebeplerinin başında tabii ki verim ve yağ oranı gelmektedir. Çünkü girdi maliyetlerimizin her geçen gün artmasıyla birlikte bizler de hep bir alternatif arayışı içerisindeyiz. Maysador'da bizleri bu alternatifler arayışlarında ilk basamağını oluşturarak çok güzel sonuçlar almamıza sebep oldular. Tabii bunlar çeşitleri bilerek ve bölgeye adapte ederek ortaya çıktı bunların hepsi. Mesela şu an yanında bulunduğumuz MAS 87 çeşidi hem yağ olarak
hem de bölgedeki iklimsel şartlara dayanıklılık olarak hem de verim olarak bizi hiçbir zaman üzmedi. Dediğim gibi 2016 yılından beri ekmekteyim. Ekmekteyiz. Çok güzel sonuçlarımız vardı. Memnuniyetimiz de geçen yıl, ikinci yılımız bu sene Genta ile birleştirerek yolumuza Marmara bölgesinde distribütör olarak da devam ediyoruz Maysador'la birlikte. Evet. Peki şimdi hazır Marmara bölgesi demişken bölge çiftçisini soralım birazcık. Tabii. Bölgedeki çiftçilerin bu çeşide MAS 87 değil mi? Buna ilgisi nasıl? Buradaki ekim alanları nasıl? Şimdi bu tabii ki bir algı vardır. Her yerde bu algılar vardır ve bir pazar liderliği vardır. Bu pazar liderliğini oluşturan çeşitler her zaman bilinmeyen çiftçiler tarafından da o algı yönetimiyle birlikte o çeşite yönlenme gerçekleştirilir. Bizler burada ya da Maysador çalışanları çiftçilere olabildiğince ulaşmaya çalışıyoruz. Köylerde evlerinde ziyaret, bu pandemi döneminde her yer kapalıydı. Evet. Köylerde evlerinde ziyaretlerle, açık olduğu zaman kıraathane ziyaretleriyle, akşamları bulundukları parklardaki ziyaretlerimizle çiftçilere bir şekilde ulaştık. Dedik ki bir de bu tohum var. Bu tohum bölgede güzel bir adaptasyon gösterdi. Çok güzel sonuçlarımız var. Denemenizi istiyoruz. Yani bunu tabii ki çiftçi ilk olarak tamam getir o zaman ekelim olarak başlamıyor. Ne yapıyoruz? Ekim alanında belirli bir seviye bize yer ayırarak atıyorum. Ortalama 150 dekarlık, 150 dönümlük bir çiftçiden bahsedelim. 150 dönüm ayçiçek ekimi olan bir çiftçiden. Diyorum ki ben kendisine, bana tarlanın 3'te 1'lik kısmını ayırır mısın? Ayıran olursa 50 dekarlık kısmını ilk önce toprak yapısına bakarak, bölge ziyaretinin nereleri olduğuna bakarak hangi çeşitimiz ona uygun, o çeşitin oradaki verim sonuçları nelerdir, bunları gözeterek gidiyoruz, görüşüyoruz, araziyi kontrol ediyoruz ve çeşitimizi sunuyoruz. Verirse dediğim gibi 3'te 1'lik, bazen yarısı, bazen çok daha az atıyorum 5 torbada 1 torba gibi. Satışlarla olabildiğince Marmara bölgesinde yayılıyoruz. Yani şu an yanlış hatırlamıyorsam olmadığımız köy yok diyebilirim. Yani her köyde muhakkak köy. Ki bir ürünümüzde denedik. Evet. Güzel de sonuçlarımızı aldı. 2021 yılı bakalım nasıl bir verim getirecek. Çok güzel bir sezona girdik bundan 15-20 gün öncesine kadar. Evet. 15-20 gündür 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar yani bizleri mahvediyor ki bitkiler ne yapsın, onlar da aynı şekilde kuraklıktan ciddi derecede etkileniyorlar. Evet. Çok teşekkür ediyorum çok misafirperverliğiniz çok için. Bizi çok güzel şekilde ağırladınız. Çok sağ olun. Her zaman bekleriz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler, Melih Bey ile birlikteydik. Hem işin üretim kısmında hem de bölge distribütörü detayları kendisinden dinledik. Tarla günü etkinliği devam ediyor. Lüleburgaz'da tarla günü etkinliği tüm hızıyla devam ediyor. Bu kez de mısır tarlasındayız. Buradaki çeşidin detaylarını da yine Adem Bey'den dinleyeceğiz. Adem Bey, MAS 68K çeşidini görüyorum. Nedir, ayrıntıları anlatın bize lütfen. MAS 68K geçen hafta Diyarbakır'da da karşılaştığımız bir çeşidimiz. FA650 grubunda Türkiye'nin tamamında birinci ürün danelik olarak ekilen bölgelerde tavsiye ettiğimiz bir çeşidimiz. Yüksek hastalık ve fusaryum dayanımı, özellikle fusaryuma dayanımı çok yüksek bir çeşidimiz. Stresli şartlarda ki görüyorsunuz Trakya'dayız, suyun ne kadar az olduğu bir bölgedeyiz. Evet. Ama ona rağmen mükemmel bir gelişim göstermiş çeşidimiz. Diyarbakır'da da konuştuğumuz gibi adaptasyon yeteneği çok yüksek bir çeşit. Evet. Ve hemen hemen aynı stabil yapıyı her tarafta görüyoruz ki orada ekim tarihi 15 Mart'tı, burada ekim tarihi 4 Mayıs. Arada 40 günlük bir zaman farkı olmasına rağmen yine de aynı şekilde uç doluluğu olan ve bölge adaptasyonu yüksek bir çeşidimiz. Evet, bölge adaptasyonu yüksek ve boylar da çok uzun. Sanıyorum 2 metreden fazla, yani 3 metreye yaklaşmış neredeyse. 3 metre civarında boyu var. Bu da bize şunu gösteriyor. Çeşit iklim, bölge vesaire fark etmeden optimum düzeyde istediğimizi verebilen bir çeşit.
FA650 ama çok özel, çok özel bir tarafı var bu çeşidin. Özellikle 25 rutubetten sonra rutubet atma hızı neredeyse 2 katına çıkıyor. Evet. Ve bu Güneydoğu Anadolu bölgesinde ikinci ürün, İç Anadolu bölgesinde ana ürün ekimlerde de ektirme olanağı tanıyor bize. Çeşidin hektolitresi ortalama 73-75 aralığında hektolitresi var. Bin tane ağırlığı 370-400 gram civarında. Çok fazla tane sayısı var ve biz bu yüzden buna tane üretme fabrikası, tane üretme makinesi diyoruz. Buradan da görüyoruz birkaç tane böyle şimdi örnek olarak. Şimdi koçanı kırıp göstermek istiyorum bazı şeyleri ama daha süt döneminde olduğu için bu programda onu o şekilde gösteremeyeceğiz maalesef. Evet. Biraz daha olgunlaşması biraz daha, gerekiyor. Bir 20 gün sonra, bir ay sonra daha istediğimiz kıvama gelecek. Ahmet Arıkan, Gent'te Genel Tarım Ürünleri AŞ'nin Trakya ve Güney Marmara, Arge ve satış sorumlusuyum. Bölge çiftçisinin mısır tarımına olan ilgisi nasıl? Bölgede hangi türler daha çok tercih ediliyor? Şu anda Karaağaç'tayız. Karaağaç bölgesi Meriç Havzası'nda bir bölge olduğu için genelde mısır tarımı yapılmakta. Ve burada gerçekten de mısırların en üst kapasitesini görebilmekteyiz. Bölge genelde silajlık ve tanelik çeşitler üzerinde yoğunlaşan bir bölge. Genelde yüksek verim potansiyeli oldukları için çeşitlerde yüksek verim ve yüksek değer beklemekte üreticiler. O yüzden maksimal olarak bu bölgede 3 yıldan beri yükselen bir grafiğimiz var. İşte yeni çeşidimiz Şahin'e bu grafiğimizi daha da yukarıya taşıyacağını düşünüyoruz. Evet. Massits'i neden tercih etmeli? Siz neden önerirsiniz kendilerine? Biz Gent olarak MySeeds'le 3 yıldan beri iş ortaklığı yapıyoruz. Bu iş ortaklığımız mısır, ayçiği, konala, yonca'da devam ediyor. Şimdi MySeeds'le biz üstün vasıflı çeşitler olduğunu biliyoruz. Şimdi MySeeds'in Avrupa'daki pazar payı, Türkiye'deki mısırların vasıf özellikleri MySeeds'i bir adım daha öne çıkarıyor. Burada çiftçilerin beklentilerine ve bölgesel koşullara göre adaptasyon kabiliyeti yüksek olduğu için MySeeds tohumları diğer çeşitlere göre bir adım önde oluyor. O yüzden çiftçilerin de giderek benimsediği, kullanmakta tereddüt etmedikleri tohumlar haline geliyor. Adem Bey ile birlikteyiz. Adem Bey'den de burada tercih edilen türün detaylarını dinleyeceğiz. Gördüğüm kadarıyla Şania, doğru telaffuz ettim doğru değil mi? Evet. Nedir bu çeşidin özellikleri? Bize anlatın lütfen Adem Bey. Şania bu yıl portföyümüze kattığımız FA700 grubunda silajlık bir çeşidimiz. En büyük özelliği daha önceki anlatımlarda da bahsettiğimiz Green Plus teknolojisine sahip olması. Green Plus nedir? Zaten çeşitlerimizde, silajlık çeşitlerimiz özellikle hasatta yeşil kalma gibi bir özelliğimiz var. Ama Green Plus teknolojisiyle beraber bu hasatta yeşil kalmayı daha 15 gün uzatıyoruz. Bu da çiftçiler için daha güvenli, daha kaliteli bir hasat yapma imkanı sağlıyor. Çeşidin özelliklerine gelecek olursak gördüğünüz gibi hallice boylu. Çok fazla boylu. Benim en az 2 katım diyebiliriz. Aynen, hallice boylu bir çeşit. İri koçan yapısına sahip ve en güzel tarafı da toprak seçiciliği olmayan bir çeşit. Hemen her bölgede şu an denemelerimiz, ticari satışlarımız mevcut ve aynı yapıyı, aynı boyu, aynı stabil koçan yapısını görebiliyoruz. Sindirilebilirliği çok yüksek ve Türkiye'deki en ideal silajlık çeşitlerden bir tanesi diyebiliriz Türkiye'de şu an Türkiye pazarında satılan. Güçlü bir gövde yapısına sahip, yatma yıkılma herhangi bir şey gözlemlemiyoruz çeşidimizde. Yüksek silaj kalite değerlerine sahip, ortalama sindirilebilirliği %70 ve üzerinde, nişasta oranı 30 üzerinde. Düşük bir lif yapısına sahip. Özellikle olan lif de sindirilebilir bir lif. Ve bu da hayvanların rumen faaliyetlerinde, işkembe faaliyetlerinde çok önemli bir konu. Özellikle süt hayvancıları için tavsiye ediyoruz. Dengeli bir enerji yapısına sahip ve birim alandan maksimum verimin yanı sıra maksimum kaliteyi alarak hayvanlarımızdan da maksimum faydayı sağlayacağımız bir çeşidimiz. Evet, hayvancılıkla uğraşanlar için tercih edilecek ve verime çok ciddi katkı sağlayacak bir türden bahsediyoruz. Sınıra çok yakın bir noktada da tercih edilmiş. Bunu da ekstra Türkiye'nin her tarafında tercih edilmeye devam ediyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Bu konuda bizleri aydınlattığınız çok için Adem Bey. Hoşçakalın. Evet değerli izleyiciler, Adem Bey ile de burada tercih edilen çeşidin detaylarını konuştuk. Devam ediyor Tarla Günü etkinliğimiz farklı konuklarla.
Değerli izleyiciler, Lüleburgaz'dayız. Mastsits tarafından düzenlenen Tarla Günü etkinliğini ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Yanımızda çok önemli bir isim var. Arge ve pazarlama sorumlusu Ezgi Tura bizimle birlikte. Ezgi Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Daha önce Diyarbakır'daydık. Diyarbakır'da bir mısır tarlasında yine sizinle detaylıca bir sohbet gerçekleştirmiştik. Bugün de Ayçiçeği tarlasındayız. Evet. Önce bize Mastsits'in Arge faaliyetlerinden bahseder misiniz? Mastsits ailesi olarak yenilikçi ve ıslahçı bir tohum firmasıyız. Öncelikle bunu dikkat çekmek istiyorum. Ciromuzun yaklaşık %12'sini Arge faaliyetlerine ayırıyoruz. Bununla birlikte dünyanın 8 alanında bizim Arge istasyonumuz var. Ukrayna'dan tutun Fil Dişi sahilleri, Meksika, Romanya, Fransa gibi birçok alana yayılmış durumdayız. 4 tane kış üretim alanımız var. Yine Meksika, Senegal gibi, Şili gibi birçok farklı lokasyonlarda faaliyet göstermekteyiz. Zaten Fransa'yla da işbirliği halinde olduğumuz için global bir firmayız. Aynı zamanda Arge faaliyetlerimizi biyoteknoloji anlamında da adım adım öne taşımaktayız. Bununla birlikte zaten geliştirmiş olduğumuz Green Plus teknolojisi, mısırlarda özellikle silajlık mısırlarda daha yüksek ve kaliteli ürünler elde edebilmek için geliştirmiş olduğumuz bir yöntemdir. Bununla birlikte bizim Waterlock teknolojimiz var. Kuraklığa daha dayanıklı mısır hibritleri, özellikle danelik mısır hibritleri elde edebilmek için takdir edersiniz ki değişen ve farklılaşan iklim şartları daha zorlu hale gelmeye başladı. Bunun için geliştirmiş olduğumuz bir teknoloji. Bununla birlikte bugün ayçiçek tarlasındayız, görüyorsunuz. Yine ayçiçek tarlamız için de üretmiş olduğumuz, çiftçilerimize, patronlarımıza üretmiş olduğumuz bir teknolojiyle geliyoruz. HelioSmart teknolojisi. HelioSmart. Biraz açar mısınız onu Ezgi Hanım? Tabii ki. Bu HelioSmart teknolojimiz bizim hastalıklara karşı daha dayanıklı, daha dirençli evet, ürün elde edebilmemizi sağlayan bir teknoloji. Mesela neler? Mildiyo, Verticillium, Sclerantina hastalıklarını önleyen bir teknoloji. Ben de dün zaten mikro deneme alanlarımızı kontrol ettim. Gerçekten farklı ürünlerle geliyoruz. Bu teknolojiyi ülkemizde de, çiftçilerimize de entegre edeceğiz teknolojinin inşallah. Teknolojinin adını bir daha söyleyelim. HelioSmart teknolojisi. HelioSmart teknolojisi. Evet. Evet. Burada anladığım kadarıyla bitkiyi tam anlamıyla koruyor. Yani bir çeper altına alıyor. Tabii. Güvenlik duvarı da diyebiliriz buna ve o bahsettiğimiz hastalıklara karşı tam koruma sağlıyor. Aynen. Daha iyi gelişmesini sağlıyor bu sayede. Evet. Harika. Müthiş bir sistem. Kemik gelişimi gibi de düşünebiliriz. Çok güzel. Ve o zaman artık üreticimizin içi rahat oluyor değil mi bu sistemi kullandığı için? Çünkü ürünüm hastalandı işte yok zararlarla mücadele biz edeceğim. Biz de bunun kontrolünü sürekli yapıyoruz zaten. Evet. Denemelerimize gidiyoruz. Çiftçilerimizle interaktif iletişim halindeyiz sürekli. Olumlu dönüşler almak bizi çok motive ediyor. Ben burada anladığım kadarıyla çiftçinin ekonomik anlamda gelişimini sağlamak için. Yani çiftçi tabii kazanırsa ki hem ülke kazanır hem de insanlar daha fazla ürüne kavuşur mantalitesiyle hareket ediyorsunuz. Öyle, daha fazla ürün ama sağlıklı ve sağlıklı, verimli daha fazla ürün. Bizim ana hedefimiz bu. Ki zaten ıslahçı bir firmasınız. Tabii bunun ki da önemi ortaya çıkıyor bu anlamda. O yüzden çiftçi için mücadele ediyorsunuz. Peki şimdi Ezgi Hanım, burada ayçiçeklerini görüyoruz. Gayet de güzel. Bunlara şöyle baktığınızda ne hissediyorsunuz? Bunlara şöyle, yani emek harcıyoruz sonuçta. Baktığımız zaman çocuğunu büyütmek gibi veya ilgilendiğim bir sanatın doğuşu gibi de diyebiliriz. Evet. Sanatın doğuşu gerçekten. Ayçiçeğine bakınca öyle diyesim geliyor benim. Yani hepsi bizim için kıymetli diyorsunuz ve o emek verdiğimiz ürünlerin böylesine büyüdüğünü, geri dönüşlerini gördüğümüz zaman biz de mutlu oluyoruz diyorsunuz, anladım. Evet, topraktan insana, insandan toprağa. Evet. Evet. Temel felsefe bu. Evet. Peki. Var mı ekleyeceğimiz bir şey? Teşekkür ediyorum. Peki. Teşekkür ediyoruz Ezgi Hanım size.
Evet değerli izleyiciler, Mastits tarafından organize edilen tarla günü etkinliği için bugün Trakya bölgesindeydik. İlk olarak Kırklareli Lüleburgaz'daydık. Ayçiçeği tarlasında farklı türlerin detaylarını uzmanlardan dinledik. Ardından Edirne'ye geçtik. Sınıra çok yakın bir noktadaydık ve burada da yine tercih edilen mısır türünün detaylarını da yine uzmanlardan dinlemiş olduk. Böylece programımızın sonuna geldik. Farklı bir ilde, farklı bir etkinlikle yine sizlerle olacağız. Şimdilik hoşça kalın.